geçen sezon dizilerinin yayına yeni sezonlarıyla geri dönmeleri ve yeni dizilerin de başlamalarıyla yayındaki dizi sayısı 25'e ulaştı ve böylece de yeni sezon rekabeti başladı. Tabii bazı günlerde de şimdilik rekabet eksikliği var. Örneğin pazartesi tüm diziler %5'in altında, çarşamba ise 3'ü geçebilen dizi yok. Gelin bakalım 25 Eylül 1 Ekim haftasında diziler nasıl performans gösterdiler ve hangileri rakiplerine göre finale daha yakınlar. İkinci bölümünde yükseliş gösteren bambaşka biri, üçüncü bölümünde düşüş yaşadı. Böylece de %4'ün altına geriledi. AB kategorisinde hala gününün lideri ama genel olarak reytingleri yetersiz seviyede ve dördüncü bölümünde göstereceği performansı belirleyici olacak. YouTube'da ilk bölümü 11 milyon, üçüncü bölümü ise 5 milyon izlenmeyi geçti. Pazartesi tüm dizilerde düşüş yaşandı ve henüz %5'i geçmeyi başaran bir dizi yok. Safir'in reyting oranlarında bu hafta pek bir değişiklik olmadı ve totaldeki 4.40 oranıyla 3 dizi arasında birinci oldu. Fakat AB kategorisinde sonuncu. Ömer ise totalde pek bir değişiklik göstermedi ama AB kategorisinde önemli bir kayıp yaşadı. Bakalım pazartesinin bu 3 dizisi Ekim ayında yükseliş gösterecekler mi? Yakında TRT1'de Selahattin Eyyubi de başlayacak. Yabani 3. haftasında da çok iyi büyüme oranları gösterdi. Her iki kategoride de yine 1 puanın üstünde artış gösterdi. Böylece totalde %6'yı aşmayı başararak haftalık sıralamada tüm diziler arasında 4. oldu. Ayrıca dizi yükselirken rakipleri de geriliyor. Böyle ki geçen sezon salının liderlerinden olan hem Ben Bu Cihana Sığmazam'la hem de Üç Kız Kardeş arasındaki farkı neredeyse ikiye çıkardı. Ben Bu Cihana Sığmazam 2 haftadır düşüşte ve %3'e dayanmış durumda. AB kategorisinde ise %3'ün de altında. Oysaki geçen sezon Mart ayına kadar %6-7 civarında ilerliyordu. Bahar sezonunda ise 4-5'e gerilemişti ancak ikinci sezona kötü başladı. Üç Kız Kardeş dizisi de geçen sezon %5-7 arasında ilerliyordu. Hatta %7,60'a yükseldiği bölümü de olmuştu. Fakat %3'ün altına inmesi an meselesi. Ayrıca yakında Ailenin ikinci sezonu başlayacak. Bakalım dengeler nasıl değişecek? Adım Farah ikinci sezonuyla yayına geri döndü. İlk sezonunu %3,57 ile kapatmıştı. İkinci sezona ise 2,26 ile başladı. AB kategorisinde durumu daha da kötü. Tabii dizinin düşük reytinglerine rağmen başrol oyuncularının popülerliği sayesinde yurt dışında başarılı satışları gerçekleşti ve bu sayede de şimdilik yayına devam ediyor. Yaz dizilerinden dönen C, 11 Ekim'de final yapacak ve bu hafta totalde 1,88 aldı. Ratinglerinin zaten artık pek bir önemi de kalmadı. Benim Güzel Ailemse şimdilik devam ediyor. Ratingleri 2'nin altında ve bu hafta AB kategorisinde de 2'nin altına geriledi. Çöp Adam hala çarşambanın en az izlenen dizisi konumunda ama bu hafta totalde 0,17, AB kategorisinde ise 0,70'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Perşembeye gelince günün lideri artık değişti. Fox'ta yeni başlayan Hudutsuz Sevda totalde 2,50 ile açılış yapmıştı ve kötü açılışın her zaman belirleyici olmadığını gösterdi. Totalde 2,21'lik bir artış göstererek neredeyse %5'e ulaştı ve Perşembe'nin en çok izlenen dizisi oldu. Bakalım yakaladığı bu ilgiyi devam ettirebilecek mi? Yükselişi aynı hızda devam ederse haftanın da en çok talep gören dizilerinden olabilir. Hudutsuz Sevda'nın yükselmesiyle tüm rakipleri düşüş yaşadı. Aldatmak dizisinin yine de belli bir izleyici kitlesi var ve rekabete devam edecektir. Her iki kategoride de %4'ün üzerinde reyting oranları var. Dilek Taşı'nın durumu ise yeni başlayan bir dizi olduğu için kritik. Başlangıçta yükselişteydi ama bu hafta totalde 1 puan üzerinde düşüş yaşadı ve totalde %3'e geriledi. Belli ki yayın ömrü kısa sürecek. Yaz dizilerinden olan Kendi Düşen Ağlamaz da yeni rakibinin yükselişinden etkilendi ve düşüş yaşayarak totalde 2,73 aldı ama AB kategorisinde çok daha sert düşüş yaşadı. Son bir yıldır her cuma ve her yayın haftasının lideri olan Yalı Çapkını geçen hafta %8'e gerilemişti. Bu haftadaki 39. bölümünde ise %8,64'e kadar yükseldi ve yine haftalık sıralamada birinci oldu. Ancak AB kategorisinde rakibi Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde. YouTube'da ise en çok izlenen dizi konumunda. Son bölümü 2 günde 9 milyon izlenmeye ulaştı.
Kızılcık Şerbeti geçen hafta AB kategorisinde tüm diziler arasında %7,40 oranıyla birinci olmuştu. Bu hafta AB kategorisinde düşüş yaşadı ama yine de haftalık sıralamada 25 dizi arasında AB'nin lideri oldu. Totalde ise haftanın 5. en çok izlenen dizisi. Ateş Kuşları şimdilik %3 civarında ilerliyor ve reytingleri oldukça düşük. ATV'nin zaten yeni proje sayısı arttı ve neredeyse tüm günleri dolu olduğu için yeni dizileri yayına hazır olunca mevcut en düşük reytingli dizileri yayına veda edecektir. Yakın dönemde Ertan Saba'nın başrolünü üstlendiği Kötü Kan'la Yıldızlar Bana Uzak dizileri bekleniyor. Cumartesi liderliğini sürdüren Gönül Dağ, bu haftaki artışıyla beraber totalde %8,41'e ulaştı. Haftanın ise en çok izlenen ikinci dizisi oldu. AB kategorisinde de aynı şekilde haftanın ikincisi. Kardeşlerim ise geçen hafta %5'in altına gerilemişti. Ancak bu hafta 1 puanın üzerinde artış göstererek totalde 5,45'e ulaştı. Böylece de haftalık sıralamada 4. oldu. Cumartesi Fox'ta yeni dizi yayına başladı. Kader Bağları, Hudutsuz Sevda gibi kötü açılış yaptı ve üstelik yeni bir dizi olarak yayına başlamasına rağmen rakipleri yükseldi. Bakalım ikinci haftasında ne olacak? Yine de Fox özellikle Salı, Perşembe ve Pazar günü rekabetinde öne geçti. Bakalım bambaşka biriyle Kader Bağları'nın akıbeti ne olacak? Cuma günlerinde ise Şahane Hayatım yayınlanacak. Pazar günü yayına yeni başlayan Kirli Sepeti ilk bölümünde %3 civarında açılış yapmıştı. Bu hafta ise totalde 1,26'lık büyüme göstererek totalde neredeyse %5'e yaklaştı. Ancak AB kategorisinde ufak bir kayıp yaşadı. Dizi AB izleyicisinin ilgisini çekemese de görünüşe göre totalde şansı var. YouTube'da ilk bölümü bir haftada 5 milyon izlenmeye ulaştı ki bu da iyi bir sonuç. Yargı ise 3. sezonuna çok iyi başladı ve AB kategorisinde haftalık sıralamada 4. oldu. Bu hafta özellikle totalde çok fazla yükselmedi ama reytingleri yukarı yönde devam ediyor. Belli ki bu sezonda da pazar gününün talep gören dizilerinden olacak ve muhtemelen artık son sezonuna geldi. Kanal D pek çok dizisiyle geçen sezon rekabetinde öndeydi. Ancak Camdaki Kız bitti, 3 Kız Kardeş düşüşte, 2 Yaz dizisiyle bir yeni sezon dizisi ise başarısız oldular. Yakındaysa Birce Akalay'ın başrolü olduğu Bir Derdim Var başlayacak. Tanıtımı artık yayınlandı. Ardındansa Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri.